İkinci el oyunda flash değişiklik. Fiyat sabitlenecek, garanti verilecek hikayeyi yazan Gazete Vatan ticareti hakkında yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı değişiklikler resmi gazetede yayımlandı. İkinci el otomobil ticaretinde garanti süresi ve kapsamından, yetki belgesine, ekspertiz sorumluluğundan 6 ay 6000 kilometre şartına kadar detaylar yönetmelikte yer aldı. Türkiye'de motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmeleri ilgilendiren yönetmelik sil baştan yeniden yazıldı. Suistimallerin önüne geçilmesi için yapılan düzenlemeler kapsamında garanti kapsamına giren hususlar, ekspertizlerin sorumlulukları, bayilerin fiyatları sabitlemesi gibi değişiklikler yapıldı. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, yapılan düzenlemeyle birlikte otogalerilerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmasına ilişkin madde kaldırıldı ve böylece oto ticaret merkezleri yerine herhangi bir dükkanda otomobil ticareti yapılabilecek. Yetki belgesi detayı. Sadece galericilere verilen yetki belgesine yönelik kesin kural getirildi. Yetki belgesi olmadan ticari faaliyet kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlama veya satış yapılamayacak. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle 3'ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satış yapılması halinde, aksi Ticaret Bakanlığı'nda tespit edilmedikçe her bir satış ticari faaliyet kabul edilecek. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından bilgi sistemi üzerinden verilip, yenilenip ve iptal edilecek. Yetki belgesinde asgari olarak, Mersis numarası ve Mersis'e kayıtlı işletme adı ve adresiyle ticaret ummanına veya Espis'e kayıtlı işletme adı ve adresiyle işletme sahibinin adı, soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti. Kimlik numarasına veya yabancı kimlik numarasına yer verilecek. Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve bulunması, verdiği kayıtlarındaki faaliyet konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin bulunması, yetki belgesi başvurusunda bulunan alim satım sorumlusunun 18 yaşına doldurmuş olması, en az lise mezun olması, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9 Haziran 1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, olacak, bazılarıyla ise yollar karşılıklı fesih yöntemiyle hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismar karşılıklı fesih yöntemiyle ayrılacak. Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması, seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek. Distribütörlere düzenleme, distribütörlerin haksız ticari uygulamaları ve yükümlülükleri kapsamında, distribütörlerin, yetkili satıcıların ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan faaliyetleri haksız ticari uygulama olarak kabul edilecek. Distribütörler, yetkili satıcıyı bir ay içinde son 3 yıllık satışlarının aylık ortalamasıyla ise yollar karşılıklı fesih yöntemiyle ayrılacak. Fatura tarihinden sonra taşıt fiyatında artış yapmak veya taşıtı 15 gün içinde yetkili satıcıya teslim etmemek, taşıt satışını, kendisinin veya bir başkasının mal veya hizmetini alma şartı. Şartlara distribütörler, tavsiye edilen taşıt satış fiyatının elektronik ortam üzerinden erişilebilir olmasını sağlayacak. Fiyat sabitlenecek, yetkili satıcıların yükümlülüklerinde de değişikliğe gidildi. Tescilsiz motorlu kara taşıtına ilişkin vergilerin alıcı tarafından ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını arttırmamak ve alıcıya taşıt fiyatını sabitleme hakkını bildirmek, bazılarıyla ise yollar karşılıklı fesih yöntemiyle ayrılacak. 15 gün içinde taşıtı alıcıya teslim etme şartı Kanarya'da bulunacak. Veda edecek motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilen iş yerinde sigorta, finansman, aksesuar, yedek parça satışı, servis ve satış sonrası hizmetler gibi faaliyetler dışında ticari faaliyette bulunulmayacak. Ekspertiz raporları TİS'e hizmet yeterlilik belgesine sahip ekspertiz işletmesi bulunmayan illerde faaliyet gösteren işletmeler hariç olmak üzere, işletme tarafından tescil belgesinde araç sınıfı M1, M1, N1 ve N1 olan taşıt satışlarından önceki 10 gün içinde ekspertiz bazılarıyla ise yollar ekspertiz karşılıklı fesih yöntemiyle satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde işletme tarafından ödenecek. Ekspertiz raporu, ilgili standarda göre verilen TİS'e hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmeleri tarafından düzenlenecek. 3 nüsha düzenlenen raporun 2 nüshası satıcı işletmeye verilecek. Rapor, satıcı işletme ile ekspertiz işletmesi tarafından en az 5 yıl süreyle saklanacak.
Model yılına göre 8 yaşınması zorunlu olmayacak. Ekspertiz raporunda asgari olarak, taşıtın markası, ticari adı, olacak, cinsi, bazılarıyla tipi, ise yollar karşılıklı fesih yöntemiyle ayrılacak. Ekspertiz raporunu takvimde düzenleyen ticari işletmenin göre, hizmet yeterlilik belgesi ve mersis numaraları ile mersise kayıtlı ticaret unvanı ve işletme adı veya ekspertiz raporunu düzenleyen esnaf ve sanatkar işletmesinin hizmet yeterlilik belgesi numarası ve espise kayıtlı işletme adı ile işletme sahibinin adı, soyadı ve kimlik numarası. Kimlik numarası. Ekspertiz raporunu alan işletmenin yetki belgesi numarası ile mersis numarası, mersise kayıtlı ticaret unvanı ve işletme adı veya espise kayıtlı işletme adı, işletme sahibinin adı, soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti. Transfer olacak. Kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası. Ekspertiz raporunu alan işletmenin yetki belgesinin bulunmaması göre, durumunda, yetki belgesinin bulunmadığı hususu, netleşti. TİSE'nin ilgili standardı ile belirlenen diğer hususlar yer alacak. Ekspertizler sorumlu tutulacak. Ekspertiz işletmesi, ekspertiz raporundaki bilgilerin taşıtın gerçek durumunu yansıtmamasından sorumlu olacak. Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen ve Ticaret Bakanlığı'nda yapılan uyarıya rağmen aynı takvim yılı içinde bu aykırılığı tekrarlayan ekspertiz işletmesinin hizmet yeterlilik belgesi bakanlıkça yapılan bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde olacak, TİSE tarafından iptal edilecek. Yollar karşılıklı hizmet yeterlilik belgesi iptal edilen takvimde ekspertiz işletmesine göre, ve ekspertiz işletmesinin sahibi ile işletmeyi temsile netleşti. Yetkili olanların sahibi veya temsile yetkili olduğu diğer ekspertiz işletmelerine iptal tarihinden itibaren 1 yıl süreyle yetki belgesi verilmeye. Aldatıcı ve yanıltıcı ekspertiz raporları ile ilgili olarak tüketicilerin 7 Kasım 2013 tarihli ve 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun ayıplı hizmete ilişkin hakları saklı tutulacak. Bakanlık, TİSE hizmet yeterlilik belgesine sahip işletme sayısını ve taşıt türleri itibarıyla ekspertiz hizmetinin yaygınlaşmasını dikkate alarak ekspertiz raporu alma zorunluluğu bulunan diğer araç sınıflarını, ekspertiz raporunda yer verilecek diğer bilgileri, TİSE hizmet yeterlilik belgesi verilecek ekspertiz işletmelerinde ve bu işletmelerde çalıştırılan kişilerde aranan nitelikleri. Ekspertiz raporu düzenleyenlerin yükümlülük ve sorumluluklarını, hizmet yeterlilik belgesi ile ekspertiz raporu ücretinin üst sınırını ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üst meslek kuruluşlarının görüşünü alarak belirlemeye. İkinci el otomobilde garanti işlemleri model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin altında olan ve tescil belgesinde olacak sınıf bazılarıyla ise M1, yollar karşılıklı M1 fesih M1 olan taşıtların ayrılacak. Motor ve şanzımanı ile elektrik ve elektronik sistemleri satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre işletmenin garantisi altında olacak. Üretici tarafından yenilenmiş ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında garanti, satış tarihinden itibaren 1 yıl veya 20 bin kilometre olarak belirlendi. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek. Motor, şanzıman ile elektrik ve elektronik sistemleri gibi parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde meydana gelen arızalar azami 45 günü içinde giderilecek. Bazılarıyla ise yollar karşılıklı tesih taşıt sahibinin arızalı taşıtı takvimde işletmeye teslim ettiği göre, tarih veya ilgili il müdürlüğüne yazılı başvurusu üzerine netleşti. İl müdürlüğünce işletmeye yapılan bildirim tarihi dikkate alınacak. İl müdürlüğüne yapılan başvuruya, satış sözleşmesinin bir örneğiyle arızaya ilişkin belgeler eklenecek. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar işletmeye ait olacak. Garanti süresi veya kilometresi içinde arızalanan taşıtın işletmeye veya işletmenin belirleyeceği onarım noktasına teslim edilmesi halinde işletme tarafından, arızalı taşıtın teslim alındığına dair iki nüsha belge düzenlenerek bir nüshası taşıt sahibine ise yollar karşılıklı fesih yöntemiyle asgari olarak, taşıtı teslim edenin adı, soyadı ve imzası, taşıtı teslim alanın adı, netleşti. Soyadı ve imzası, taşıta ilişkin şikayet ve talepler, taşıtın markası, ticari adı, cinsi, tipi ve model yılı, taşıtın arıza bildirim ve işletmeye teslim tarihi yer alacak. İşletmeler belirtilenlere ilave garantiler verebilir. Garantisi devam eden araçlara garanti süresi verilemeyecek 6502 sayılı kanunun 56. maddesi kapsamında üretici veya ithalatçı garantisi devam eden taşıtlar hakkında işletmelere garanti vermez olacak. Bazılarıyla ise yollar karşılıklı fesih yöntemiyle ayrılacak. Olmayacak. Takvimde garanti yer alan habere göre Kanarya'da veda edecek isimler ise büyük oranda netleşti. Satış sırasında alıcı tarafından bilindiği işletme tarafından evlendirilen araca ve masallar, ekspertiz raporunda belirtilen araca ve masallar, taşıtın olan kullanımı nedeniyle kayıtlar, egzoz, amortisör,
Rebleyraj, Otteçli Tapını, Feren Malataları ve Pabuçları, Beskler, Yontalar gibi parçalarda meydana gelen açılmalı yıpranmalar, Varanti basamındaki bir parçada meydana gelen arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya zayi olmadıkça, transfer olacak, Ujiler, bazılarıyla ise yollar karşılıklı fesi yöntemiyle ayrılacak. Takvimde yer alan habere göre, Kanarya'da veda edecek isimler ise büyük oranda netleşti. Kili maddesinin doldurulması için kullanılan maddeler, ilave edilen yağlar, soğutma sıvıları, tren sıvıları ve diğer katkı maddeleri, varanti kapsamındaki bir parçada meydana gelen arızanın doğrudan sonucu olarak hasar görmedikçe veya zayi olmadıkça, koltuk aksesuarlarının temizlenmesi ve onarılması dahil olmak üzere kaportanın ve kaminin olan bakımı için yapılan masraflar, kaporta işleri, kaminin olan bakımı için yapılan masraflar, karşılıklı fesi yöntemiyle ayrılacak. Takvimde yer alan habere göre, Kanarya'da veda edecek isimler ise büyük oranda netleşti. Park travmaları, camın ve farların kırılması veya çatlaması, parça değişimi yapılarak veya yapılmaksızın düzenli önleyici işlemler, kontroller ve ayarlamalar, ikaz lanmaları sistem arızası gösterdiği halde taşıtı kullanmaya devam etmenin veya bilerek veya bilmeyerek uygun olmayan yakıtın kullanılmasının sebep olduğu arızalar, hatalı kullanım, kaza, hırsızlık transfer olacak, bazılarıyla ise yollar karşılıklı fesi yöntemiyle ayrılacak. Takvimde yer alan habere göre, Kanarya'da veda edecek isimler ise büyük oranda netleşti. Taşıtın imal edilmesinin veya uygun olmayan bir şekilde kullanılmasının veya taşıtın gereği gibi çalışması için lüzumlu olan sıvıların donmasının sebep olduğu arızalar, bakım işlemlerinin muayenelere bakım ilanına uygun olarak yapılmaması ve bakım ilanına uygun olarak yapılmaması nedeniyle meydana gelen arızalar, satış sonrasında taşıta yapılan herhangi bir eklenti nedeniyle oluşan hasarlı arızalar, tescil ve transfer olacak, bazılarıyla ise çekilerek yollar karşılıklı fesi yöntemiyle şerhi ayrılacak. Şerhi bulunan taşıtlar garanti kapsamına yer alan habere göre, Kanarya'da veda edecek isimler ise büyük oranda netleşti. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometre geçmedikçe 1 Ocak 2025 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak